Kitabından mıdır, sünnetlerinden midir? Bunu beyan edeceğiz. İki kavul var. Bir kavule göre selam farzdır. Selamın namazdan çıkmadı mı namaz batildir. Bir kavule göre hayır, selam vaciptir. Teşehhüd miktarı oturdu mu namazı tamamdır. Selamların çıkması farz değil, vaciptir. Bazıları da diyor ki sünnet. Evet. حدثنا الحسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وإحرامها التكبير وإحلالها التسليم. Hazreti Ali kerramallahu vecihü'den rivayet edilen bu hadisi şerifte namazın miftahi, anahtarı abdesttir. Abdestsiz namaz olmaz. Peki namaza girmek tekbir ile olur. Çıkması da selam ile olur. İhram demek yani başka şeyleri kendisine haram kılmak nedir? Tekbirdir. İhlal ki yani artık kendisine başka şeyleri helal kılmak. O da neyle? Teslim ile olur. Selamdır. Çıkar. فَذَهَبَ قَوْمٌ bir cemaat sahibi oldu ki اِلَا اَنَّ الرَّجُلَ bir adam اِذَنْ صَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ namazında munsarif olduğu vakitte بِغَيْرِ teslimin selamsız فَصَلَاتُهُ بَاطِلَ onun namazı batildir. Bu hadisi şerife göre bir adam burnu kanadı mesela selam vermezden evvel اَتَّحِيَّاتِ okudu burnu kanadı namazı batildir yeniden kılacak. لَأَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz Gâle buyurdu ki تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ namazın tehlili teslimdir. Yani ondan çıkış selam iledir. فَلَا يَجُوزُ caiz olmaz اَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا bir adam namazdan çıkar بِغَيْرِ سَلَامُ غَيْرِسِيْلَ çıkmak caiz değildir. Bu Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadisi şerif. وَخَالَفَهُمْ bu cemaate muhalif oldu fi zalike bu meselede aherun başka alimler fefteregu muhalif olanlar da ayrıldılar ala kavleyni iki kavl üzerine yani selam farz değil diyenler de iki firka oldular feminhum bi cemaat feminhum onlardan oluşudur men bir kimse ki kâle dedi izâ ka'ade bir adam oturdu mi miktarı teşehhüdü teşehhüd miktarı oturdu mi namazda fakat temmet salatuhu onun namazı tamam oldu ve in lem yusellim isterse selam vermesin. Teşehhüd miktarı oturmak farz. O kadar oturdu da ondan sonra abdesti kaçsa yahut herhangi bir surette namazdan çıkmış olsa namazı tamamdır. Ve minhum yine muhalif olanlardan orucudur. Men bir kimse ki kâle dedi. İzâ rafe'a râsehu başını kaldırdı mı? Min ahiri secdetin min salatihi namazın en son secdesinden başını kaldır değil mi? Fakat temmet salatuhu namazı tamam oldu. Ve in lem yeteşehed isterse teşehhüd yapmasın ve lem yüsellim selam vermesin. Üç kavl oldu. Bir kavle göre selamla çıkmak farz. Bir kavle göre teşehhüd miktarı oturmak farz. Selam farz değil fakat teşebbüs miktarı oturmak farz. Bu Hanefiler, Hanefi mezhebi. Bir mezhepte var ki hayır son secdeden başını kaldırdın mı namaz tamamdır. Teşebbüs miktarı oturmak farz değildir. Bu da İmam-ı Tahavi'nin mezhebi. Yani burada Hanefilerden ayrılıyor İmam-ı Tahavi. Aşağıda geliyor. Ve kâne minel hücceti hüccetten oldu, delil oldu. Lil ferikeyn bu sonki iki firkaya, cemiyen her ikisine, yani selam farz değildir diyenlere ala ehlil mekaletil ula, birinci mekalenin mekale sahiplerinin aleyhine yani selam farzdır diyenlerin aleyhine delil oldu ki enne mâ ruvye anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadis o da nedir? Min kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli şerifinden ki tehlilüha teslim namazın tehlili selamdır. İnnemâ ruviye bu hadis rivayet edildi an Ali radıyallahu anh Hazreti Ali'den rivayet edildi. Namazda selam
verip namazdan çıkmak farzdır. Bu hadis kimde rivayet edildi? Hazreti Ali'den. Halbuki diyor, onların aleyhine delildir ki وَقَدْ رُوْيَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ Hazreti Ali'den rivayet edildi. مِنْ رَيِّهِ Hazreti Ali'nin kendi rayinden فِي مِسْلِ ذَلِكَ Bunun gibi yine Hazreti Ali'den rivayet edildi. مَا يَدُلُّ delalet eder. Delalet eden bir rivayet edildi ki اَلَا أَنَّ مَعْنَا قَوْلَ رَسُولِ اللّٰهِ اَلَا أَنَّ مَعْنَا قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in bu kavlünün manası, zalike bu kavlünün manası, kâne indehu, Hazreti Ali'nin indinde oldu, alâ gayri mâ ul bil mânânın gayri sözlerine oldu ki, hamelehu, hadise hamletti, aleyhi o mâna üzerine ehlin mekâleti ula, birinci mekâle sahipleri Hazreti Ali'nin bunu ne mânaya hamlettilerse, Hazreti Ali'nin onun hilafına başka bir rey geldi. Hazreti Ali bu hadis rivayet etti ve tahliluha teslim. Namazın tahlili selam vermektir. O birinci makale sahibi yani birinci mezhep sahiplerinde dediler bundan farz anlaşılıyor. Bak, namazın tahlili selamdır. Demek selam farzdır. Halbuki bu hadiste selam farzdır diye lafız yok. Namazdan çıkış selam iledir. Ama farz mıdır? Vacip midir, sünnet midir? Bu zikredilmiyor. Hayır, bu farz manasını alıyoruz. Siz farz manasını alıyorsunuz ama Hazreti Ali'den rivayet edilen başka bir rivayet var ki bu farz değildir. Yine Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Binaenaleyh siz bu manaya farz manasını almaya hakkınız yoktur diyorlar. Bu ikinci ve üçüncü mezhep sahipleri. فَزَكَرُوا Bu ikinci, üçüncü mezhep sahipleri zikrettiler. Maşhur bir rivayeti ki قَدْ حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ Ebu Bekir'e rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمْ عَنْ اَبِي عَوَانَ اَنْ الْحَكَمْ اَنْ عَاسِمْ اِبْنِ ضَمُرَ اَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali'den rivayet eyledi. عَاسِمْ اِبْنِ ضَمُرَ قَالَ Hazreti Ali buyurdular ki اِذَا رَفَعَ رَاسَهُ Bir adam başını kaldırdığı vakitte min ahiri secdeti en son secdeden başını kaldırdığı vakitte fakat temmet salatu namazı tamam olur. Bitti. Hazreti Ali'nin bu kendi reyi. Demek ki selam farz değil. Bir adam son secdeden başını kaldırdı mı namaz tamamdır. Farz yerini buldu. Gerikiler sünnet yahut da vacip. Şimdi Hazreti Ali'den bu ikinci rivayet, birinci rivayete muhalif oldu mu olmadı mı? Muhalif de değil. Biz de diyoruz ki bu daha izahlı ki namazda selam vermek namazın tehlilidir. Farz olarak değil. Sünnet olarak bu manayadır. فَهَذَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَدْ رَوَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Ali radıyallahu anh Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi ki اَنَّهُ قَالْ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki تَحْلِيلُهَا namazın tehlili اَتْتَسْلِيمُ teslimdir. Namaza mani olan şeyleri namazda yapmak haram. Ne vakitte helal olur? Selam verdikten sonra. Mesela namazda yemek, içmek, dünya kelamı söylemek haram değil mi? Ne vakit helal olur? Selamdan sonra. Onun tehlili selamdır. وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكِ عِنْدَهُ Bu olmadı. Bu mana tehlil olmadı. عِنْدَهُ Hazreti Ali indinde. عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ نَمَزْ لَا تَتِمُّ تَمَامُ الْمَزِ اللّٰهِ بِالْتَسْلِيمِ اِلَّا سَلَامُ تَمَامُ الْمَزِ manasına olmadı. Peygamber Efendimiz ne dedi? Namazın tehlili teslimdir. Fakat Hazreti Ali bu farz manasınadır demedi bunu. Onun için Hazreti Ali ne diyor? Son secdeden başını kaldırdı mı namaz tamam olur. اِذْ كَانَتْ تَتِمُّ Namaz tamam olur. عِنْدَهُ Hazreti Ali indinde bima bir şeyle ki huve kabile teslim. Teslimden evvel olan bir şeyle tamam oluyor. O da ne? Başını son secdeden kaldırmak. Başını son secdeden kaldırdı mı namaz tamam oluyor. Ve kâne mâna tehliliha Evet. Onun tehlili nedir? Teslimi teslimdir. Tehlilu had teslim. Bunun manası ne oldu? İndehu Hazreti Ali indinde. Eyda yukarıda geçtiği gibi huve tehlilüllezi şöyle bir tehlil oldu ki yenbeği layık olur. En yehille helal ola bihi anında. La bi gayrihi
gayrisiyle değil. Yani selam ile helal olur. Başkasıyla değil. Bu tamam manasına değil. Bu tehlif. Yani helal olmayan şeyler selam ile helal olur. Ama tamam manasına gelince ve temamüllezi şöyle bir tamam ki la yecibu vacib olmaz. Bima bir şeyle ki yahtusu hadis olur ba'dehu ondan sonra iadetus salah namazın iadesi vacib olur. Bu gayruhu. Bu selamı gayrisidir. Yani burada bir tehlil var. Helal olmayan şeyler selam ile helal olur. Bir de var ki namaz tamam olur iadesi vacip değil. Bu neyle olur? Başını son secdeden kaldırması olur. Başını son secdeden kaldırdı da gazara burnu kanadı, abdesti kaçtı, namazı tamamdır. İadesi vacip değildir. Bu tamam. Tamam manası bu. Ama tehlil, selam verdi mi? Helal, haram olan namazda işlemesi haram olan şeyler helal olur. Bu da tehlil. Bu manayı aldı. Beyin kâle kâilun bir adam dese ki kad kâle tehrimuhat tekbir. Bu hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz dedi ki namazın tehrimi tekbirdir. Yani namaza giriş neyle olur? Tekbir ile. Fekâne oldu huvellezî ol bir şey ki la yedhulu fîhâ o namaza girmez illa bihi illa onunla olur. Yani tekbirle olur. Namaza tekbirden başka bir şeyle girilmez. Böyle ne oldu bu? Tekbir ile girilmez. Tekbir farz oldu. Fekezâlike böylecedir. Lemma kâle vaktaki Resulullah Efendimiz buyurdu ve tehlîluhat teslim. Tehlîluhat teslim dediği gibi bu da bunun gibidir. Kâne bu tehlil oldu. Kehu ve tekbir gibi oldu. Eyda nasıl o farz ise, tekbir farz ise tehlil de farz oldu. La yahrucu minha namazdan çıkamaz illa bihi illa tehlille çıkar. Yani tehlili tekbire kıyas etti. Bir adam itiraz etse ki namazın evveli tekbir, ahiri tehlil. Tekbir namaza giriş olmaz illa tekbiriyle olur. Yani tekbir farz oldu. Öyleyse çıkışla tehliliyle olduğuna göre bu da onun gibidir. Bunun da farz olması lazımdır. Evet. قِيلَ لَهُ ona denilir ki اِنَّهُ شَنْ لَا يَجُوزُ caiz olmaz اَدْدُخُولُ فِي الْاَشْيَا eşyaya duhul olmaz اِلَّا مِنْ حَيْسُ اُمِرَ بِهِ اِلَّا emir heysiyetinden olur ki o adam emredildi مِنَ الدُخُولِ فِيهَا o eşyaya duhul ile emredildi ne ile emredildiyse onunla girilir. Bir adam herhangi bir ibadete herhangi bir meseleye kendi istediği gibi giremez ya ne ile girilmek emrolundu ise onunla girilir. وَقَدْ يَخْرُجُ مِنَ الْاَشْيَا halbuki eşyadan bazen çıkılır. مِنْ حَيْسُ اُمِرْ emrolunmak hissiyetindenken يَخْرُجُ çıka bihi anında minha o şeyde. وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكْ bir de emrolunmayan şeyde çıkar. Yani insanın girişi emrili olur. Fakat çıkışı bazen emredilen şeyli olur. Bazen de emredilmeyen şeyli olur. Öyleyse namaz da öyle. Namazda girmek tekbir ile emrolundu. Çıkışı selamından da olur. Selamın gayrisiyle de olur. Nasıl olur diyor. Madem tekbir ile girdi, tehlille de çıkması lazım. Giriş emrinen değil mi? Farz. Öyleyse çıkış da emrinen o da farz. Diyor ki yok. Giriş farzdır. Emir neyse odur. Ama çıkışta bazen emredilen şeyle çıkar, bazen de emredilmeyen şeyle çıkar. Diyor ki, ibadetlerden bana misal ver. Başka bir ibadet getir bakalım ki var mı bu? Bu sefer ibadetlerden misal getirecek buraya. Mizalik, işte bundandır ki, yani giriş emrili olur, çıkış emriyle de olur, emrin gayrisiyle de olur. Enna kad reynen nikaha, biz nikahı gördük ki, kad nuhiye nehyolundi, en yu'kede akdedile alel mer'eti kadın üzerine ve yefi iddetin o iddettedir. İddette olan bir kadının üzerine nikah akdedilir mi? Edilmez. Nehi var bunda. Evet. Şimdi bu bir emir değil mi nehi? Nehi de bir emir. Siz iddette olan bir kadının üzerine nikah kesmeyin. Ve kâne min akdihi
bir adamın aklından oldu. Aleyha bir kadın üzerine. Vahiyye kezalik halbuki o kadın iddettedir. Lem yekun olmadı bizalike bu akd ile maliken malik olmadı. Liba'deha o kadının bazısıyla. Ve la vecebe lehu o adam için vacip de olmadı. Aleyha kadın üzerine nikahı nikah. Kadın iddetteyken nikah kesilirse nikah sahih olur mu? Olmaz. Kadın iddetteyken nikahı kesse, iddeti bittikten sonra da kadına geçse, cima ise caiz olur mu? Olmaz. Ona diyecek ki ben nikah kestim, bu nikah sahih değil ki. Giriş olmadı. Nikaha giriş olmadı. Fi eşbahin şebehlerde olucudur. Lizalik buna benzer şeylerde kesiratin çok. Yatulu bi zikriha. Onun zikri uzun olur. Bi zikrel kitap. Yani buna benzer çok meseleler var ama bu yazsam kitap uzar gider. Buna benzer meseleler çok. Fakat bu çok vadeh değil. Burada girişi beyan etmedi de nehi beyan etti. Nehi var. Nehi var iken binaenaleyh o nehi var iken o kadına bir şey yapılsa, nikah yapılsa nikah sahih değil. Bunu misal verdi. Fakat bu insanın zihnini tamaşmıyor. Bu ikinci misal daha güzel izah ediliyor. Ve ümire en la yehruce minhu. Ümire emredildi ki en la yehruce çıkmaya. Minhu nikahdan illa bit talak. Nikah varsa bir adam nikah kesmişse nikah ile girmiş. Akd ile nikaha girmişse nasıl çıkar? Şimdi bir kadına nikah kesti. Giriş var ya bir kadını bir adam temettü etmesi için siz nikah edin. Akdi nikah edin. Akdi nikah emir mi değil mi? Emir. Bununla girilir mi girilmez mi? Girilir. Başka bir şeyle girilir mi? Ben nikah kesmiyorum. Nikah kesmesen giremezsin. İlla emir. Orada nikah ile girer. Fakat çıkmak la yakrucu minhu illa bittalak. İlla talak ile çıkılır. Ellezi öle telak illa isme fihi. Adam diyecek ki bu kadını terk edecek. Diyecek ki ben nikah ile girdim. Fakat şimdi çıkacağım. Emriyle olan bir şeyle de çıkar. Emriyle olmayan bir şeyle de çıkar. Şimdi ona misal getiriyor. Emriyle nasıl olur? Talak-ı sünni olursa emrinden olur. Bir kadın heyzini bitirecek. Hali töhre gelecek. Hali töhürde bir talak ile boşayacak. O kadından ayrılmış olacak. Emir bu. Adam bu emri yapmasa da getirse, heyiz halinde kadını tatbik etse gene nikahtan çıkmış olur mu olmaz mı? Nikahtan gene çıkmış olur. Talak vakidir. Fakat emredildiği şeyle mi çıktı? Hayır. Emredildiği şeyle çıkmadı. Emrolunmayan şeyle çıktı. Onu misal veriyor. Diyor ki nikahtan çıkmaz. İlla bir talakillezi la isme fihi. Günah olmayan bir talakla çıkar. وَاَنْ تَكُونَ الْمُطَلَّقَةُ مُطَلَّقَةَ وَلَا tatbik edeceği kadın ola tahiren temiz ola min gayri cimain cima etmeksizin evvela heyzini bitirmiş hali töhre gelmiş o hali töhürde de kadına tekarrub etmemiş işte o vakitte tatbik edecek ki talak-ı sünni ola fekâne olur men bir kimse ki tallaka talak verdi alâ gayri mâ ümire bihi min zâlik. İşte bu şeylerden emrolunan bir şeyin gayrisiyle talak veren kimse olur. Ne gibi? فَطَلَّقَ ثَلَاثًا üç talak verir. Halbuki emir bir talak edin. Üç talak verir. فَطَلَّقَ اَمْرَأَتَهُ حَائِدًا kadın haiz olduğu halde onu talak eder. Halbuki heyiz halinde talak memur değil. Emrolunmadı. Evet. يَلْزَمُهُ ذَٰلِكْ o talak ona lazım gelir. Gene çıktı. Yani nikahtan çıktı. وَاِنْ كَانَ اِثْمًا her ne kadar günah ise de yani bu şekilde yapmak günahtır ama fakat gene nikahdan çıkmış oldu. Ve yahrucu bizalik bununla çıkar et-talakul menhiyyu evet anhu kendisinden nehyedilen bu talakla ve yahrucu bizalik et-talak işte bu talakla çıkar. Öyle talak ki el-menhiyyi anhu o talakta nehyedilmiş olan talakla çıkar minin nikahı sahih nikahı sahihten çıkar. Misal anlaşıldı. Nikaha giriş akdili oluyor. Çıkış emrolunan bir şeyle de oluyor.
emrolunmayan bir şeyle de oluyor. Emrolunan bir şey ne? Kadın haiz olacak, kadına tekerrüb etmeyecek, halde orada bir talak ile tatbik edecek. Böyle yapmadı da adam getirdi, üç talakla boşadı. Yahut da hali heyizde boşadı. Yahut hali tıhırdı ama kadına tekerrüb etti, ondan sonra boşadı. Bunlar emrolunmamış ama gene nikah vakiyedir. Nikahtan çıkmış olur, nikah-ı sahihten çıkmış olur. فَكَانَ قَدْ تَسْبُتُ فَكَانَ قُلْدِ قَدْ تَسْبُتُ sabit olur oldu. El-esbabu sebepler, elleti öyle sebepler ki tümleki biha anında malik olunur el-ebdâ-u ebdâ. كَيْفَ هِيَ نَصِبْ وَالْاَسْبَابُ الَّتِي şöldür esbabla da sabit olur ki tezûlü biha anında zâil olur el-imdâk-u imdâk enha ondan keyfe hiye nasıl وَنُهُ orada iki fert üstün yazmış yanlış وَنُهُ nehyolundular اَمَّا خَالَفَ ذَٰلِك buna muhalif olan şeyden ev şeyen minhu buna tamamıyla muhalif ev şeyen minhu yahut onlardan bir şeye muhalif olandan da nehyedildi dediler. Yani sebepler فَكَانَ قَدْ تَسْبِتُ الْاَسْبَابِ الَّتِي تُمْرَكُ بِهَا الْاَبْضَاءُ كَيْفَ هِيَ وَالْاَسْبَابُ الَّتِي تَزُولُ بِهَا الْاِمْدَاكُ عَنْهَا كَيْفَ هِيَ İki dürlü sebepler var. Birisi kadın hali tühürde olur, heydini bitirmiş hali tühürde ve kadını tekrar bitirmiş olur, bir talaklar. İşte bu sebeplerle talak sabit oldu mu olmadı mı? Bunu beyan etti. Evet, yo evvelkisi tümleki bir ibda. İbda mı nasıl malik olur? Akd ile. Bir adam nikah-ı sahih ile akd etti mi? Tamam işte. O kadının bid'ene malik oldu. Peki ve esbabü lleti tezulü bihel imdâku anha o kadın da malik ya. O kadından o mülkiyet nasıl zâil olur? Onu da beyan etti. Öyleyse kadının bir şeysine temettüğüne sahip olması için emriyle girer. O da nedir? Nikah-ı sahihidir. Ama çıkması sebepleri iki oldu. Birisi emriyle ki o isim yok. Birisi isim olan bir sebeple. Öyleyse namazı da buna kıyas ediyor ki namaza girmek tekbiriyle olur emriyle fakat çıkması bazen emriyle olur bazen emrinin hilafıyla olur. Yani bu nikah değil. Halbuki diyor ve nuhu nehyedildiler. Emma halefe zalik ev şeyen minhu. Bu zevala sebep olan şeylerin hepsinden nehyedildiler yahut da bazılarından. Üç talak ile boşama dediler. Hali heyizde boşama dediler. Yahut bir tümörde tekerrüb edip sonra boşama dediler. Nehyedildiği halde boşarsa milkiye sahil olur mu? Olmaz mı? Yani nikah. Nikah mülkiyeti sahil olur. Bazı sebeple kıyas caiz olur mu? Nasıl ibadet? İbadette kıyas olmaz. Bu ibadet değil, bu çıkış sebeplerini beyan ediyor. İbadet, o emri olur. فَكَانَ مِنْ فَعْلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ ذَٰلِكَ لِيَدْخُلَ بِهِ فِي النِّكَاءِ لَمْ يَدْخُلْ بِهِ فِيهِ وَإِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْهُ لِيَخْرُجَ بِهِ مِنَ النِّكَاءِ خَرَجَ بِهِ مِنْهُ فكان ولدي من فعل ما ولد شيء فعل ذلك نهي عنه ondan nehyedildi min zalik evet bu sebepten liyedhule bihi fi nikah nikaha dahil olması için neden nehyedildiyse onlarla giremez mesela bir adam akit yapmadan nikah olmaz yahut da onun şartları var o şartlar bulunmasa nikah olamaz onlardan nehyedildi لَمْ يَدْخُلْ بِهِ ف۪يهِ Eğer onları yapmazsa o nikaha dukul edemez, giremez. İşte namaza tekbirle girmek gibi. Namaz tekbirden başkasıyla namaza giremez. وَاِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْهُ O nehyedildiği şeylerden birisini işlerse لِيَخْرُجَ بِهِ O nikahtan çıkması için مِنَنْ nikah nikahtan çıkması için خَرَجَ بِهِ çıkar. مِنْهُ nikahtan çıkar. O da nehyedilen şeyle giremez, fakat nehyedilen şeyle çıkar. Mesela bu. Emrinen girer, nehyinen nehyinen giremez. Ama çıkış da emrinen de çıkar, nehyinen de çıkar. Evet. فَلَمَّا كَانْ وَقْتَكُ اُلْدِ لَا يَقُلُ فِي الْاَشْيَا اَشْيَاءَ giremez اِلَّا مِنْ حَيْسُ اُمِيرَ بِهِ Emr edilen cihetten girebilir. وَالْخُرُوجُ مِنْهَا Halbuki
eşyadan hurul ise kad yekûnü min heysu ümmüre bihi emredilen cihetten çıkış olduğu gibi ve kad yekûnü bi gayri salik başkasıyla da olabilir. Kâne kezalik böylece oldu fin nazari fissalâ. Namazdaki nazarla böylece oldu. En yekûne kezalik böylece ola. Giriş tekbir ile olur. Çıkış selam ile de olur. Selamın gayrisiyle de olur. فَيَكُونُ الدُّخُولُ ف۪يهَا Namaza dukul olur. غَيْرَ وَاجِبٍ Vacibin gayrisi olur. اِلَّا بِمَا اُمْرَ بِهِ مِنَ الدُّخُولُ ف۪يهَا O namaza dukul ile emrolunan şeyli olur. O da nedir? Tekbir. Bir adam tekbirsiz namaza girerse o namaz vacip mi? Değil. Namaz olmadı ki. Girmedi ki o. Girmedi ki o namaza. Ama Allah Ekber'e namaza girerse namaza girmiş oldu. وَيَكُونُ الْخُرُوْجُ مِنْهَا Namazdan kuruş da olur. بِمَا اُمِرَ بِهِ Anında emredilen şeyle olur. O da neydi? Teslim. O emredilen şey de neden? مِمَّا يَخُرُوْجُ بِهِ مِنْهَا Namazdan çıkan şey. O da nedir? Selam. Bu emrolunmadı mı? وَتَحْلِيلُهَا السَّلَامُ dedi. Demek ki namazdan çıkması için selam lazım. Bununla da olur. وَمِنْ غَيْرِ ذَلِكَ Bunun gayrisiyle de olur. O da ne? Mesela başını secdeden kaldırdı, orada da ihtilaflı ya, yahut teşebbüt miktarı oturdu, abdesti kaçtı, burnu kanadı, yahut da yellendi, yahut da birisi itiledi onu, namazını bozdurdu, namazı tamamdır. Ama emredilen bir şeyle olmadı. Olabilir bu diyor. Ve kâne oldu mimma ol bir şeyden ki, ihtecce bihi anında ihticac etti, men bir kimse ki zehebe zahib oldu ila ennehu şuna ki va bir adam izâ refe'a râsehu başını kaldırdı mı min âhiri secdetin son secdeden min salati namazından fakat temmet salati onun namazı tamam oldu. Bu ikinci kavludur. Bir adam son üçüncü kavlu. İmam-ı Tehavi'nin mezhebi. Bir adam son secdeden başını kaldırdı mı namazı tamam oldu. Yani bir kazara onun abdesti bozulsa, namaz ifsad edilse namazı tamamdır. Bunların delillerinden oldu. Bunların delillerinden ne oldu? Maşhur bir rivayet ki, haddesena rivayet eyledi bize Ebu Bekir'de. Kale haddesena Ebu Davud, kale haddesena Abdullah ibn-i Mübarek, en Abdurrahman ibn-i Ziyad ibn-i An'am, en Abdurrahman ibn-i Rafi'a ve Bekir ibn-i Sevade, en Abdullah ibn-i Umar, en Abdullah ibn-i Amri, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص diyor ki Peygamber Efendimiz buyurdu اِذَا رَفَعَ رَاسَهُ bir adam başını kaldırdı mı مِنْ آخِرِ السُّجُودِ en son secdede فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ onun namazı geçti yani tamamlandı اِذَا هُوَ اَحْدَسَ abdestsiz olursa namazı bozacak bir şey olursa abdesti kaçarsa onun namazı geçmiş oldu yani tamam oldu. İşte İmam-ı Tahavi ve ona, bu, onun tarafında olan adamlar bu hadisi istiklal ediyorlar. Yani teşebbüt miktarı namazı oturmak farz değildir diyorlar. Sünnettir. Sen son secdeden başını kaldırdın. Ekse çocuklar da olur. Mektep çocuklarında azgınlık eder. Bir de bakarsın ki böyle birisi yaslanır. 5-6 adamı birden dövürür. Mahsus onların namazını ifsad için. Eğer secdeden kalkmış tehiyyatta bunu yaparsa İmam-ı Tahavi'ye göre o çocuklara sen bir daha namaz kıl diyebilir misin? Diyemezsin. Bu başka. Ha, imana, Hanefilere göre yok. Teşehhüd miktarı oturmak farz. Onların namazı iade etmesi lazım. Ha, birinci kavle göre hayır. Teşehhüd miktarı da kafi değil. Selam vermeden o olduysa namazı iade etmesi lazım. Fakat o birinci kavli zayıf çıkarıyor. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayet edeni ve tehlil-i vaddesliğinin manasını tasih ediyor. Onun manası diyor ve tehlil-üha itmam-üha manasına değil. Yani namaz tekbiriyle başlanır. Farz. Selam ile çıkılır. O sünnet. O sünnet. Hazreti Ali'den de rivayet ediliyor ki son secdeden başını kaldırdı mı namaz tamam. Öyleyse selam sünnete kaldı. Farza kalmadı. Kaldı sonradan şeyde yakırız iki mezhep arasında. İmam-ı Tahavi'nin taraftarları İmam-ı Ebu Hanife ile onun taraftarları arasında nizalandı. Son secdeden başını kaldırmak kafi mi yoksa teşebbüt miktarı oturmak lazım mı? İhtilaf bundan. Mesela bir adam idrarını tutamıyor.
son secdeden başını kaldırdı, idrarı da geldi, abdesti bozuldu. İmam-ı Tahavi'ye göre onun namazı tamamdır. Çünkü özür de oldu, namazı tamamdır, iadesi lazım değildir. Fakat İmam-ı Hanife'ye göre hayır, teşebbüt miktarı oturmadığında namazını iade edecek. Evet. Sahip özürlere bile İmam Tahavi'nin mezhebi kolay değil mi? Bir daha kalk, bir daha abdestler. Bu oy, millete müptele olmayan onu bilmez. Şimdi bunların delilleri bu bir. Bu kimden rivayet edildi? Abdullah ibn Amr ibn As rivayet etti. Peygamber Efendimiz böyle dedi ki bir adam son secdeden başını kaldırdı mı namazı tamamdır. İzahu ve ehdese gerab üçlü kaçarsın. Bir, ikinci ve ma haddesena Yezid ibn Sinan ve Muhammed ibn Abbas ibn Rabi el-Lulu iyyü. Kale haddesena Muaz ibn Hakem el-Abdirrahman ibn Ziyad ve zekere mislehu bi isnadili. Yine bu hadisi şerifi başka bir senetle zikretmiş oldu. Kıyle lehum. Peki bunlara karşı cevap veren yok mu? Kıyle lehum, onlara denilir ki inne hadel hadise bu hadis. Kad ihtulife fihi. Bunda ihtilaf olundu. Bu hadiste ihtilaf var. Ferevahu kavmun hakeza. Bir kavim sizin dediğiniz gibi rivayet etti bu hadisi. Ve revahu aharun. Başkaları da bu hadisi rivayet ettiler. Ala gayri zalik. Bunun gayri sözleri. Haddesena İbrahim ibn Munkir ve Ali ibn Şeybe. Kala haddesena Ebu Abdirrahman el-Nukuri an Abdirrahman ibn Ziyad ibn An'am an Abdirrahman ibn Rafi el-Tennuki ve Bekir ibn Sevadet el-Hüzami an Abdillah ibn Amr ibn el-As. Bu senet gene kime çıktı? Abdullah ibn Amr ibn el-As'a çıktı. Buyurdu ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz kâle buyurdular İzâ kadal imam salâte, imam namazı bitirdi mi? Fekâ'ade oturdu mi? Namazı kıldırdı, teşehhüde oturdu. Feahdese huve. Ondan sonra abdesti kaçtı. Ev ahadun yahut da herhangi bir kimse ihdas etti yani abdesti kaçtı mimmen etemmez salâte me'hu. Onunla beraber namaz kılanlardan birisi ya imamın kendisinin abdesti kaçtı yahut da imamla kılan cemaatlerden birisinin abdesti kaçtı. Böyle olursa Rabben yüsellimel imam, imam selam vermezsen evvel. Teşehhüde oturmuşlar, imam selam vermezsen evvel ya imamın abdesti kaçtı yahut da cemaatin birisinin abdesti kaçtı. Fakat temmet salatu. O abdesti kaçan adamın namazı tamamdır. فَلَا يَعُودُ ف۪يهَا O namazı iade etmez. Bak, şimdi Abdullah ibn-i Hamir'den rivayet etmiş olduğu hadisin bir de başka türlüsü var, başka senetle. Hangisiyle amel edeceğiz? اِذَا تَعَارَضَ تَسَافَتَا Taarruz etti mi? Tesabut etti. Halbuki teşebbüt miktarı oturmayanın hakkında oturmak lazımdır diye rivayetler var. Bu Abdullah ibn Amr ibn As'tan gelen ikinci rivayet öteki rivayetleri teyit eder. Ki Hanefilerin meselesi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَهَذَا مَعْنَاهُ İşte hadisin manası budur. غَيْرُ مَعْنَ الْحَدِيسِ لَوَّ اَوَّلْكَ hadisin manasının gayrısıdır. Hem Abdullah ibn Amr'dan gelen rivayette iki türlü rivayet gelmiş. Birisinde namazı tamam, birisinde namazı tamam değil. Yani başını secdeden kaldıran bir adamdan abdestsizlik yuvar ederse birinci rivayet ediyor namazı tamamdır, ikinci diyor ki hayır tamam değildir. Niye? Teşebbütler oturmak lazımdır. Fakat selami, bu iki taraf da selama tarafta değil, o selam şart değil. Selam vaciptir, onun için bizde de selam vaciptir derler. Yani selam vermezden evvel adamın idrarını tutamadığı namazı iade etmesi lazım mı? Değil. Namazı tamam. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ اِذَا بِلَفْسٍ غَيْرَ هَذَا Bu hadis başka bir lafızla da rivayet edildi. Yani teşebbüt miktarı oturmak lazımdır diyenler. Başka bir rivayetle de rivayet edildiler. حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانُ قَالَ حَدَّسَنَا مُعَذُ بْنُ حَكَمْ قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد
İbni En'am fezekere misli hadis Ebi Bekir. Ebi Bekir'in hadisinin mislini ziyade ile rivayet ilediler an Ebi Davud, an İbni Mübarek. Ebi Davud'dan o da İbni Mübarek'ten. Kâle Muazun, Muaz diyor ki felakîtü ben mülâkı oldum. Abdurrahman ibn Ziyad ibn En'am. Bu teşebbüt miktarı oturmak lazımdır diyen ravilerden birisi Abdurrahman ibn Ziyad ki ben buna mülâkı oldum. Haddeseni an Abdurrahman ibn Rafi'ye ve Bekir ibn Sevade. Bunların ikisinden bu hadisi rivayet eyledi. Fekultu lehu ben ona dedim ki لَقِيْتَهُمَا جَمِيعًا sen her ikisine de eriştin, mülâkı oldun mu? فَقَالَ dedi ki كِلَيْهِمَا her ikisine de ben eriştim. حَدَّثَنِي بِهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ bu hadise Abdullah ibn Amr'den bana rivayet eylediler. اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِيَنْبَرَ Efendimiz قَالَ buyurdu ki اِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّي رَاسَهُ namaz kılan bir adam başını kaldırdı mı? Min ahir salati namazının en sonunda ve kadâ teşehhüdehu teşehhüdünde bitirdi mi sünne ehdese sonra da abdesti kaçtı mi fakat temmet salatu namazı tamam oldu fela ye'udu leha o namaza bir daha dönmez namazı iade etmez. Burada da teşehhüdü zikretti ki demek teşehhüd lazım oldu. وَحْتَجَّ اِحْتِجَاجِ اِتْفِ دَلِلْ getirdi. اَلَّذ۪ينَ şu bir kimseler ki قَالُوا dediler لَا تَتِمُّ الصَّلَاتُ namaz tamam bulmaz حَتَّى يَقْعُدَ ف۪يهَا قَدْرَ التَّشَّهُدْ hatta teşebbüt miktarı oturmadıkça. Onların delilleri kim? İşte Hanefilerin delilleri ki evvela işte bu okuduğumuz hadisler bunlar delil. Sonra daha başkaları var. بِمَا şu bir rivayetle hadisle ihticac ettiler ki حَدَّسَنَا فَهْدُمْ قال حدثنا أبو نعيم وأبو غسان واللفظ لأبي نعيم أبو نعيم وأبو غسان روايته إلى مشلر أما اللفظ لإختلاف الضوء أبو نعيم اللفظ نعلمش قال هلك استدد لك حدثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علكمة بيدي علكمة بن ملمي تطي فحدثني bana rivayet eyledi ki enne Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh Abdullah ibn Mes'ud ehade biyedihi Alkemen'in elini tutmuş ve rivayet eylemiş ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz de ehade biyedihi Abdullah ibn Mes'ud'un elini tutmuş ve allemehu ona talim etmiş etteşehüde teşehüde talim etmiş ve zekeret teşehüde Abdullah bin Mesud teşehhüdü zikretti ala ma zekerina an Abdillah fi babi teşehhüd. Teşehhüd babında Abdullah bin Mesud'dan rivayet eylemiş olduğumuz teşehhüdü rivayet eyledi. Ve kâle buyurdu ki feizâ fe'amte zâlik. Sen bu teşehhüdü işledin mi? Ev kavzayte hâze yakutse bunu tamamladın mı? Fakat temmet salâdüke senin namazın tamam oldu. İnşite en tekûme fekûm. Kalkmak istersense kalk. وَاِنْ شِيْتَ اَنْ تَقُدَ فَقُدْ oturmak istersense otur. Yani ne demek? Yani teşehhüdü okudun mu? İstersen hemen selam ver, kal. Yok istersense ondan sonra salatü selam okuy, daha başka dualar okuy. O manaya geliyor yani. Teşehhüdden sonra salatü selam var ya, yani onlar farz değil. Sen teşehhüdü bitirdin mi namazın tamam. Acele edersen, işin olacaksa, kalkmak istersen selam ver, kalk. Yok, kalkmayacaksan, oturacaksan, salatü selam okuyacaksan, dualar okuyacaksan otur. Şimdi bu rivayette ne diyor? Teşehhüdü okumak lazım. Sonra bunda bir de hadiste gelir bu. Resulullah Efendimiz Abdullah bin Mesud'un elinden tutmuş, teşehhüdü öğretmiş ve bunu emretmiş. O da Alkame'ye öğretmiş. Alkame de kendisinin talebesini öğretmiş, elini tutmuş, öğretmiş. Müselselen geliyor, Fiyali Resulullah böyle teselsül ediyor. Yahut da bazı yerlerde var, sakalını tutar, söyler. O rivayet eden de sakalını tutar, söyler. O da öteki sakalını tutarak söyler. Usul hadis de bunlardan bahseder. O bize lazım değil de, fakat esas hadis sahih olduktan sonra
ister elini tutsun ister tutmasın. Yalnız o elini tutmak meselesini getiriyor ki yani hadiste hiçbir kelime tahrif yok. Hatta talim esnasında ne şekilde Resulullah Efendimiz talim etmişse o da kendi talebesine o suretle talim etmiş ve böyle gelmiş. حدثنا الحسين بن نصر قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر فذكر مثله بإسناده بإسناد له واحد الشريف أين نسك إليه حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أبو معشر البراء عن أبي جمرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم yine Abdullah bin Mesud'dan rivayet ediyor. O da Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Sümme zekere teşehhüde, sonra teşehhüde zikretti ki Abdullah bin Mesud'un rivayeti olan teşehhüde. Ve kâle, buyurdu ki la salate illa bi teşehhüdin. Namaz olmadı, illa teşehhüdin olur. Yani teşehhüdü okumasa namaz tamam değildir. Öyleyse başı secdeden kaldırmakla namaz tamam olmuyor. İlla teşehhüde lazım. Peki, madem bu ihtilaflar var, ne diyeceğiz? İlla bir teşehhüde. İmam Ebu Hanife diyor ki, teşehhüd miktarı oturmak farz. Teşehhüdün kendisi vacip. Gaden, hani son tahiyyat, oturmak diyoruz. Bu farz değil mi? Rükünlerden birisi bu. Ama teşehhüdün kendisini vacip dediğinin sebebi ihtilaflı. Bazıları başını secdeden kaldırmakla başını secdeden kaldırıyor. Azıcık oturuyor mu, oturmuyor mu? Oturuyor ama teşebbüt miktarı değil. Teşebbüt miktarı bizde oturmak lazım. Ötekilerine göre bakıyor. Az da otursa kâfiye. Yani başını secdeden kaldırmakla namaz tamam oluyor. O İmam-ı Tahavi'nin fikri de oraya kaymış. O tarafı tercih ediyor. İmam-ı Ebu Hanife'nin kavlini değil. Aşağıda geliyor. O bir hassas efendi gibi böyle sahabe üzere yarar. Bir de bir sıkışmış olur cuma günü, cuma günü imam selam verinceye kadar idrarını tutamaz. Olur ya kaçırıverir. Bu İmam Tahavi'nin mezhebi kolay. Kolay değil mi Azim efendi? Daha kolay. Eshabi, ehli üzere o kolay. Allah rahmet eylesin. Hasan Şair son zaman ihtiyarladı. 130 yaşına kadar gitti. Cuma'ya giderken derdi. Cuma'da idrar sıkışıyor. İdarını tutamıyorum. Hani gidecek, imam hutbeyi uzatıyor. Bunda maşallah imam bir saat hutbesi var. Bir saate hangi ihtiyar tahammül edecek? Ondan evvel sünnet kılacak, farz kılacak, hutbeyi dinleyecek. Hangi ihtiyar kendisini tutabilecek? Sonra 100 numaralar müddeti sefer uzak. Eskiden yakınıydı. Hemen oradan çıkar bir soru, abdestini alır gelirdi. 100 numarayı ihtiyar adam kendi başına değil, seyyareyle de seyyarede yok ki götürür, kim götürecek? O lezzet başlığı var, belki lezzet. Harem-i Şerif'in dört tarafında yakın yakın 100 numaralar var. Abdestten kaçtı hemen çıkar bir soru, abdest alıp gel. Halbuki haremin altında yapsa da böyle yakın yerler. İhtiyarlar için. Haremin altında yapar cahil. Yapılır mı? Şimdi daha doğrusu bu şimdiki 100 numaralar beyin namazlığa yardım. Beyin namazlığa yardım. Herif mecbur kalıyor, işte hani burada teyemmüm meyemmüm ediyorlar. Sağ kalkacak da Harem-i Şerif'ten böyle bir kilometre. Zaten gidip gelinceye kadar benim gibi bir de bir zamanlardan oldu ki dükkandan çıkıp Harem'e gidemezdim. Abdestim. Oturduğum hemen abdest alır. Oturursam sen namazı kılardım. Yoksa biraz yürüdüğüm gibi abdestim bozulur. Ne ben nerede gidip de abdest alacağım? O yüzden de bu emrin bunları feyyetiyle ne kavgalara düştük ne belalara düştük. Evet. Nerede kaldık? Haddesena fekâle la salâti illâ biteşşehûd. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud kâle haddesena el-mukaddemiyyü kâle haddesena Ebu Ma'şerizdara an Ebi Cemre an İbrahim'e an Abdülmete an Abdillah an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem sümme zekere teşşehûde ve kâle la salâti illâ biteşşehûdîn. Evet. Çünkü hadis diyor ki İbrahim Algame'den, o da Abdullah bin Mesud'dan, o da Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet eyledi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki
La salate illa bi teşehhüdin. Namaz olmadı illa teşehhüdüyle oldu. Şu anda ettehiyyatı oturacak. Ondan sonra da teşehhüd duasını okuyacak ki onun namazı sahih ola. Buradaki teşehhüdden murat illa ettehiyyatını okumak mı lazım yoksa oturmak mı lazım? Bu ikisine de şumulü var. Teşehhüd dedi. Oturmayı kasteder. Yahut hem oturacak hem de teşehhüdü okuyacak. Ala külli hal teşehhüdü okusun okumasın. Teşehhüd okunacak kadar oturmak bu muhakkak buna dahil. Öyleyse son kâdede oturmak farz olduğu namaz tamam olmaz. İlle oturmakla tamam olur. Feravav rivayet ettiler. Mâ zekerina bu bizim zikrettiklerimizi min kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in kavlinden. Peygamber Efendimiz buyuruyor ya işte. Teşehhüd olmasa namaz tamam olmaz. Sümmeravav sonra rivayet eylediler. Min kavli Abdillah. Abdullah bin Mesud'un kavlinden de rivayet ettiler. Mâ şul bir rivayeti ki haddesena bize rivayet eyledi. Kim? Süleyman ibn Şuayb. قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا أبو بكيع أن أبي إسحاق أن أبي الأحوص أن عبد الله عبد الله بن مسعود روايته إلى أبو الأحوص قال عبد الله بن مسعود buyurdular ki التشهد انقضاء الصلاة التشهد تشهد nedir انقضاء الصلاة namazın bitmesidir ve teslim selam izen bu takdirde neyin orucudur bin gıdaiha namazının gıdasıyla orucudur. Namaz neyle tamam oluyor? Teşehhüd. Öyleyse selamda ne oldu? Selamda namazın nihayeti oldu. Sümme kadı ruvyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Eyda yukarıdaki rivayetler gibi. Mâ şul bir rivayet rivayet olundu ki yedüllü delalet eder. Neye delalet eder? Ala enne terkes selam, selamı terk etmek, gayru müfsidin lissalâ, namazı ifsad edici değildir. Bir adam selamı terk ederse namazı fasıl olmaz. Vacibi terk etmiş olur. Bu rivayet de var. Ve bu rivayet de anne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz sallaz zuhre, önle yıkıldı. 55. Felem müsellim selam vermedi. فَلَمَّا اُخْبِرَ وَقْتَكِ haber verildi. بِسَّنِيْعِهِ beş kıldığını haber verdiler. فَسَنَّا رِجْلَهُ ayağını bükdi. فَسَجَدَ secdeteyni iki secde secde yaptı. Demek ki beşinci rekete kalkmış. Beş reket kılmış, selam vermiş. Ashab-ı kiram demişler, ya Resulallah bu beş oldu. Demek ki sehvettim demiş. Bu sefer hemen iki secde yapmış. Secde-i sehv. Namazı tamamlamış. Peki son kadede oturmazsa namaz tamam olur mu olmaz mı? Bu rivayete nazarın demek ki son kadeyi beşinciye almış. Dördün başını oturmamış da beşin başında oturmuş. Secde-i sehv etmiş, namaz tamam olmuş. Hanefiler bu kadar almamışlar. Dördün başında oturmaz da beşinciye kalkarsa secdeye varıncaya kadar hatırına gelirse gerisin geri dönüp oturacak. Yok oturmazsa beşinci rekatın secdesine giderse namazı fasık olur. Bir kavulde başını kaldırırsa. Ya secdede secdeye varmakla batıl olur ya secdeden başını kaldırmakla batıl olur. Her hangisini alırsan al. İster öyle ister öyle. Burada Resul-i Ekrem Efendimiz beşi tamam etmiş, kıldırmış. Bir Hanefilerin yetmiş olduğu mezhep bu hadisin şeysi değil, muhalif değil. Bu hadis ona muhalif olur. Demek ki onlar başka bir hadisten aldılar. Fakat burada diyor ki selamı terk etmekle namaz fasık olur mu? Dördü bitirdikten sonra Resulullah Efendimiz selam vermedi. Daha beşi bitirdi, ondan sonra selam verdi. Demek ki bak dördün başında dördü bitirdikten sonra selam vermedi, namazda fasık olmadı. Ona misal getiriyor. Halbuki ona misal da olmaz ki. Selam yine var da selam tehir edildi. Beşinci defa Peygamber Efendimiz yine selam verdi. Yalnız dördün başında selam vermedi de beşin
Beşi tamam etti, selam verdi. Gene selam var. Tehir etti. Terk değil, tehir etti. Yani bu delil biraz zayıf. Diyor ki sesi hadel hadis, bu hadis durucudur. Bunun yok. Tabi daha var. كما حدثنا ربيع المازني قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن ركمة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عبد الله بن مسعود حضرة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو حديث başka bir rivayetinde rivayet edildi. Sefi هذا الحديث bu hadisi şerifte vurucudur ki أنه صلى الله عليه وسلم أدخل في الصلاة نماز إدخاله إلى ركعة بالركعة من غيرها ونمازدان olmayan başka bir rekati إدخال إليه beşinci ركعة نمازدان değildi قبل السلام سلامدان evvel إدخال إليه ولم يرى ذلك bunu da görmedi müfsiden للصلاة namazı ifsad edici görmedi ولو رآه müfsiden eğer onu ifsad edici görseydi لها namazı ifsad edici görseydi إذن o tekbirde la a'adaha namazı iade eder. Demek ki selamı terk ettiğinden dolayı namaz fasit olmadı. Eğer fasit olmuş olsaydı Peygamber Efendimiz namazı iade ederdi. Felemma lem yu'idha vaktaki iade etmedi. Vakat kharece minha halbuki namazdan çıktı ilal kamiseti beşinciye la bi teslim selam vermeksizin. Delle zalik bu delalet etti ki enne selamı selam لَيْسَ مِنْ سُلْبِهَا namazın sulbünden değildir. Baksana dördü kıldı, namaz tamam oldu. Selamı vermeden beşinciye kalktı. Selamı terk etti, beşinciye kalktı. Namaz da tamam. Bir sevmeseydi yapıyor. Öyle insanlar söylüyor ki, oturmadan kalkmış dedi. Evet, bundan ne anlaşılıyor? Selam namazın sulbünden değildir, rükün değildir. Fakat dediğim gibi buradan selamı terk etmiş değil ki Peygamber Efendimiz. Selamı tehir etmiş. Araya bir reket, yabancı bir reket girmiş. Fakat o yabancı bir reket girdiğinden namaz kat olmuş diyor. Namaz kat olmuş olsa secde-i sehvine o da kat olmuş olurdu. Namaz sehvine secde namazın peşinde olur. Eğer o sonradan kılınan bir rekat namazı ihraç etmiş olsaydı sehvle secde de olmazdı. O da caiz olmazdı. Bir adam namazı kılsın, selam versin, yarım saat sonra vacibi terk ettiğini hatırlasın, ondan sonra sehvle secde etsin olur mu? Olmaz. Ama namazın peşine bir rekat kılmış ama o da namaz. Namaz ama evvelki namazın cinsinden değil. O vakitte selamı tehir etmiş oldu. Selam vaciptir. Vacibin tehirinden sevine secde lazım gelir. Fakat buradaki böyle delil getirmiş o. Yani selam evet. Selam namazın rükününden değil. Değil ama bu delil. Tam delil olamaz. İkna edemez öteki adamları. Hala tara sen görmez misin? Ennehu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem levkâne câbil hamiseti. Beşinciyi getirseydi. وَكَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا قَبْلَهَا halbuki evvelki dört rekatten de onun üzerine kalmış olsaydı secdesin bir secde كَانَ ذَٰلِكْ بُعُلُرْدُ مُفْسِدًا لِلْاَرْبَعِ dört rekat namazı müfsit olurdu. Namazın secdelerinden birisini terk etmiş. Ondan sonra beşinciye kalkmış. O bir rekat esas namazın secdelerinden, o secdeyi terk ettiğinden dolayı namaz fasit olur muydu, olmaz mıydı, olurdu. Niye? Çünkü secde namazın rükünlerindendir. Evet. لَاَنَّهُ خَلَّتَهُنَّ eğer böyle olmuş olursa, yani secdeyi terk ederse, ertesi sonra beşe kalkarsa, bu takdirde خَلَّتَهُنَّ onları katıştırdı, dört reketi بِمَا لَيْسَ مِنْهُنَّ namazın dört rekatından olmayan bir şeyi karıştırdık. فَلَوْ كَانَ اَجَرْ olsaydı اَسْسَلَامُ وَاجِبًا selam vacip olsaydı ki vücubi sücudu s-salah namazın secdesinin vücubi gibi vacip olsaydı لَكَانَ حُكْمُهُ اِيْلَ onun hükmü de olurdu. Özellikle böylece namazın secdesi vacip yani farz olduğu gibi selam da vacip olsaydı onu da terk ettiğinden dolayı evet namaz fasit olurdu. وَلَكِنَّهُ سَلَامُ بِخِلَافِ سَجْدَنَا خِلَافَنَدِرْ فَهُوَ سُنَّتُنْ سَلَامُ سُنَّتِرْ
Yani orada bir ince bir mesele beyan etti. Namazın secdelerinden birisini terk etse, sonra beşinciye kalktı, beşinciye kalktı da onu tamam etse, sonra da haber verseler ki ya Resulullah bir secdeyi kırma. Bir secde kaldı. Bu vakitte ne yapması lazım? Hepsini iade etmesi lazım. Çünkü namazın rükünlerinden birisi terk edilmiş olduğunda namazın iadesi lazım gelir. Halbuki selamı terk ettiğinde namazı iade etmedi. Secde olsaydı iade etmesi lazımdı. Bundan anlaşılıyor ki selam secde gibi farz değil. Ya nedir? Sünnettir diyor. وَقَدْ رُوِيَ اِذَا فِي حَدِيثِ اَبِي سَيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ sizden biriniz namaz kıldığı vakitte فَلَمْ يَدْرِ اَثَلَاسٍ صَلَّى اَمْ اَرْبَعًا üç mü kıldı, dört mü kıldı bilmezse فَلْيَبْنِ بِنَا اِسْسِنْ عَلَى الْيَقِينِ yakın üzerine وَيَدَعْ terk etsin اَشْشَكَ شَكِ terk etsin yakın olan hangisi? Üç mü dört mü? Üç. Üç yakın olan o. Dörtte şüphe var. Acaba dört oldu mu olmadı mı? فَاِنْ كَانَتْ صَلَاتُنَا نَقَسَتْ eğer namazın nakıs ise yani üç reket kılmışsa fakat اَتَمَّهَا bir reket daha kıldığı gibi tamam olur. وَكَانَتْ سَجْدَتَانِ ondan sonra sehvine secde eder. Bu iki secde de olur. تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانِ şeytani zahm etmiş olur. Şeytanın boynunu yere sürmüş olur. Evet. وَاِنْ كَانَتْ صَلَاتُ تَامَّتَتْ yok namazı tamam etti. Gördü değil, bir reket de fazla kıldı. كَانَ مَا زَادَ ziyade olan o bir reket olur. وَالسَّجْدَتَانِ iki secde de olur. Ve on adam için nafileten nafil olur. Dört kılmıştı. Sonradan şüphe etti. Acaba üç mü dört mü? Baktı bir reket daha kıldı. O iki ondan sonra sehvine secde de yaptı. O bir reket ile o iki sehvine secde onlar da bir nafile sayılır. İki reket yerine sayılır. Buradan da bir delil getiriyor. Diyor ki fakat ceala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kıldı. El hamisete zaidete o zaid olan beşinciyi kıldı. Ve secdeteyni leteyni lissehvi. Bir de sehv için olan iki secdeyi kıldı. Tatavvuan nafile kıldı. Dört reket farzı kıldı. İki reket de selam vermeden nafile kılmış oldu. وَلَمْ يَجْعَلْ قِلْمَدِ مَا تَكَدَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ namazdan tekaddüm eden bir şeyi bizalik bu sebeple fasilen fasit kılmadı. Selam-ı tahir ettiğinden dolayı bir reket kıldı. Bir de sehvine secde etti. Onlar da nafile oldu. Selam-ı tahir ettiğinden dolayı namazı fasit görmedi. Demek ki selam namazın hükmünden değildir. وَاِنْ كَانَ الْمُسَلِّي her ne kadar namaz kılan olduysa da قَدْ خَرَجَ مِنْهَا o namazdan çıktıysa da اِلَيْهِ o ziyade olan beşinciye çünkü dört tamam etti ondan sonra beşinciye kalktı ki o namazdan değil. O başka bir namaz. İki reket sayılıyor. O da nafile sayılıyor. Ondan sonra da selam veriyor. Bak demek ki diyor selam farz değil idi. Çünkü namaza, asıl namazdan ayrıldı selam vermeden. Eğer farz olmuş olsaydı fesada gitmiş olurdu. Fesebete bizalik bununla sabit oldu ki enne salata namaz tetim mi tamam olur bir gayri teslimin selam vermeksizdir. Ve enne teslimet selam vermek min süneniha namazın sünnetlerindendir. La min sulbiha namazın rükünlerinden değildir. Şimdi bu kadar izah ettikten sonra İmam-ı Tahavi diyor ki فَكَانَ فَصْحِيهُ مَعَانِ الْآثَارِ bu eserlerin manalarının tasrihi oldu ki bu babda yücibu icap eder oldu ma zehebe ma ol bir şeyi icap eder oldu ki zehebe ileyhi ona zahib oldu ellezine şurbi kimseler ki kalu dediler la tetimdü salatu namaz tamam olmaz hatta yakude miktara teşerrüs teşerrüs miktarı oturmadıkça namaz tamam olmaz diyenlerin kevrini, reyini bu eserler, bu hadisler teyit ettir. لَاَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali'nin hadisi yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu hadis قَدْ اِحْتَمَلَ اِحْتِمَالْ اِتْتِ مَا زِكَرْنَا bu zikrettiğimiz manayı yani namazı kıldıktan sonra teşehhüd miktarı oturacak
Ondan sonra selam verecek. Buna mühtemil oldu. Evet. وَاَخْتُلِفَ İhtilaf olundu fi hadisi Abdullah ibn Amr'in hadisinde de ihtilaf olundu. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ala mağbesatına yukarıda vasfettik. Yani en yukarıda birinci hadis neydi? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın rivayeti. Neydi o? O neydi o birinci hadis? Namaz teşehhüsüz tamam olmaz değil miydi? Selamsız. Selamsız. Ne? İlk okuduğumuz hadisi şerif. Müftahut salatı tavuğurun. Ehraç ve tekbirun. Ve ihlalına teslimun. Teslimun. Peki. Son selam. Namazın evveli tekbir. Abdest lazım. Onun tehrimi tekbir. İnkızası da teslim. Bu teslim deyince bunun iki ihtimali var. Dedi ki bu. Bir teşehhüd miktarı oturmak sonra selam vermek. Bir de oturmadan selam vermek. İkisine de ihtimali var. Mühtemil olduğundan dolayı bu kati bir delil olmadı. Ondan sonra ikincisi Abdullah ibn Amr ibn As'ın rivayeti. O neydi? Başını secdeden kaldırdın mı namaz tamamdır. Ne var? Amca bir yalan İkincisi. Zarafa rahsavunun ahire seyredi. Fakatlanmak kadar. O birincisi. Birincisi neydi? Esas teslim o. Birincisi o. İkincisi ayrı rivayette var ki başını secdeden kaldırdığını tamam teslim olur vakitte selama ihtiyaç kalmadı. Ona da ihtimali var, ona da ihtimali var. Fakat ihtilaf olan şey Abdullah ibn Amr'ın hadisinde. Başını secdeden kaldırdığını namazı fasit olurdu. Fakat onun bir rivayeti böyle. Bir rivayetinde de onun tersinesi. İlla teşebbüs miktarı oturacak. Yani Abdullah ibn Amr'den gelen rivayetler iki oldu. İhtilaf etti. İhtilaf ettiğinden o da delil olamadı. O ne diyor işte? Diyor ki Hazreti Ali radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadis قَدِ اِحْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَا bizim zikrettiğimizde de ihtimali var. Yani teşebbüs miktarı oturduktan sonra selam olacak. Selam namazı bitirir ama neden sonra? Teşebbüs miktarı oturduktan sonra buna da ihtimali var. Yok, teşebbüs miktarı oturmadan selam verir, namazdan çıkar. Buna da ihtimali var. İki ihtimal olduğundan dolayı bununla amel olmaz. Abdullah ibn Amr'den de gelen rivayette başını secdeden kaldırdı mı namaz tamamdır. Diğer başka senetlerde geldi ki hayır, teşebbüs miktarı oturacak. Rivayetler müstelif olduğundan. Kaldı Abdullah ibn Mesud'un rivayeti. Ama hadis ibn Mesud'in fervellezi lem yuhtelef fiyh. Onda hiç ihtilaf yok. Abdullah ibn Mesud'den gelen rivayeti ihtilaf yok. İlla teşerrüf lazımdır dedi. Öyleyse hangisi memurun bir olacak? İki manaya mühtemel olan hadis mi? Yahut senedinde ihtilaf olan hadis mi? Yoksa hiç ihtilaf olmayan. Ve emma vechü zâlik min tarîkün nazar. Nazar tarikiyle bunun yolu fe innellezine kalu bir kimseler ki dediler innehu izaret arasehu min ahiri secdetin min salati bir adam ki namazın son secdesinden başını kaldırdı fakat temmet salatu onun namazı tamam oldu diyenler bu ikinci kavim kalu dediler ki reyna hadel ku'ud biz bu ku'udu gördük ku'ud teşehhüd teşehhüd ku'udunu gördük yani teşehhüd için oturacak. وَفِي زِكْرٌ وَقُعُدْتَ zikir oluşudur ki يَتَشَهَّدُ بِهِ teşehhüd eder. O oturuşta zikir vardır ki o da nedir? Ettehiyyatını okuyacak. وَتَسْلِيمٌ bir de selam vardır ki يَخْرُشُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ namazdan çıkma için bir de selam vardır. O da zikirdir. وَقَدْ رَيْنَا قَبْلَهُ فِي الصَّلَاةِ ondan evvel biz namazda gördük. قُعُودًا bir tehiyyat daha gördük. Bir قُعُد ki fihi anda orucudur. Zikrü, zikir ki yüteşehedü bihi. Onunla teşehhüd edilir. Yani ettehiyyat okunur. Bu hangisi? Birinci kade. Şimdi namazın diyor birinci kadesine baktık. Birinci kade var. Onda teşehhüd okunuyor. İkinci kadesine baktık. Onda okuvatta hem teşehhüd var hem de selam var. İkisi de var. İkisi de zikir. فَكُلُّنْ وَلَمَانَنْ هَفِسِهِ قَدْ اَجْمَعَ اِجْمَعَ اِتْتِكَ اَنْ لِذَٰلِكَ الْقُعُودَ الْاَوَّلِ
O birinci kâde ma fîhî mine zikir. Bir de o kâdede olan zikir, yani ettehiyyatını okumak neyse huve, o olmadı. Ne kendisi ne de teşehhüd. Min sulbis salati, namazın sulbünden aslından olmadı. Bel huve min süneniha, belki namazın sünnetlerindendir. Birinci kâdeye oturmak sünnet. Bizde vacip ya. Yani farz değil. Teşehhüd okumak o da farz değil. وَاَخْتُلِفِ اِخْتِلَافُ الْاُنْدِ فِي الْقُعُودِ الْاَخِيرِ Fakat ikinci kâdede ihtilaf olundu. Bazıları dedi ki bu da birincisi gibi sünnettir. Bazıları da dediler ki farzdır. فَالنَّظَرُوا قِيَاس عَلَى مَا ذَكَرْنَا zikrettiğimiz şeye kıyasen اَنْ يَكُونَ bu ikinci kâdede ola كَالْقُعُودِ الْاَوَلِ birinci kâdeki bu ola وَيَكُونَ وَلَا مَا فِيهِ anda olan zikir de ola ki mafil ku'ud ile ve birinci kâdede olan zikir gibi ola. Yani sünnet ola. Feyekûne sünnetin sünnet ola. Ve kullu ma her bir şey ki yuf'alu işlenilir. Fiye anda sünnetin sünnet. Ve kullu ma yuf'alu her bir şey ki işlenilir. Fihi o ikinci kâdede sünnetin o da sünnettir. Kemâ kânel ku'ud ile vel ku'ud-i evvel olduğu gibi sünnetin sünnet olduğu gibi. Ve kullu ma yuf'alu fihi sünnetun. O birinci kâdede her bir işlenilen şey de sünnet olduğu gibi. Birinci kâdenin kendisi sünnet. O kâdede okunulan zikirler onlar da sünnet. Öyleyse ikinci kâde de ona benzedi. İkinci kâdenin kendisi de sünnet. Onda işlenilen, okunulan zikirler de sünnet olması lazım geldi. Ve kad rayina halbuki biz gördük. El kıyâme lezî şubbir kıyâmi ki fî kulli salâti. Namazın hepsinde kıyam da, vardır. Yani dört vekette de kıyam var ya, bu kıyamı gördük. Ve rükû'a rükû'a gördük. Ve sücûde secdeyi gördük. Ellezî öyle rükûtücür ki fîhâ namazda olucudur. Eyza böylece. Küllehu hepsini gördük. Kezalik böylece. Fen nazaru alâ mâ zekernâ bizim zikrettiğimiz şeye nazar, nazaren en yekûne ola. El-ku'udu oturmak fiha namazla eyda rükû sücud gibi kulluhu hepsi ola kezalik bunlar gibi ola. Kıyam farz, rükû farz, secde farz. Ku'udun da öyle farz olması lazım gene. Demek ki son iki kâde hem birinci kâdeye benzemesi dolayısıyla sünnet olması lazım geliyor. Hem de kıyam, rükû, sücude benzemesi itibariyle farz olması lazım geliyor. فَلَمَّا كَانَ بَعْضُهُ vaktaki bunun bazısı oldu. İttifakıyım. Ulemanın ittifakıyla sünneten sünnet oldu. كَانَ مَا بَقِيَ مِنْهُ كَذَلِكَ اِذَا ondan baki kalanın da sünnet olması lazım geldi. Eyden birinci gibi fin nazari nazarda. Yani kıyasa bakarsanız kâdeyi biz kıyama rükû'a sücude teşbih etmeyeceğiz de ya burada birinci kâdeye bakacağız. Kâde kâdeye teşbih edilir. Kâde, kıyama, rükû'a, sücûde teşbih edilmez ya. Birinci kâde sünnet, onda okunan teşehhüd sünnet. İkinci kâde de sünnet, ona şey etmek de sünnet. Teşehhüd okumak da sünnet. Öyleyse bu kavle göre insan başını secdeden, son secdeden kaldırdı mı namaz tamamdır. Kıyas bu. Bu kimin kavli? İmam Tahavi'nin kendi kavli. Ve bunu teyit edenler de ikinci kavle gidenler var ya işte. Evet. وَاَحْتَجِ عَلَيْهِمْ bunlar üzerine ihticac etti الْاَخَرِ مُتَكِلَرْ فَقَالُوا dediler ki قَدْ رَيْنَ الْقُعُودَ الْاَوَّلِ قُعُودَ الْاَوَّلِ biz gördük ki مَنْ قَامَ عَنْهُ سَاهِيًا bir adam unutarak birinci kâdeye oturmasa da kalksa فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَاسْتَتَمَّ تَمَامْ اَسَّ قَائِمًا ayakta olduğu halde yani tamamıyla ayağa kalksa اُمِرَ اَمْرُونَ بِالْمُضِيِّ yürümekle fi kıyamihi kıyamında. Kıyama kalktı mı tekrar otur denilmez ona. Namazına devam ettirilir. وَلَمْ يُؤْمَرْ emrolunmaz bir رُجُوعَ اِلَى الْقُعُودِ tekrar kâdeye otur diye dön diye emrolunmaz. Niçin? Ha, çünkü bu adam sünnetten farza kalktı. Birinci kâde sünnet idi. Kıyama kalktı, farza kalktı. Farza girdi. Farz-ı girdiğinden farz-ı terkisinde sünnete dönsün bu olmaz.
Onun için tekrar sen, eğer ayakları kalkarken tam ayakları doğrulmadan aklına gelirse oturur. Çünkü hele birinci kıyama kalkmamış, farza girmemiş. Sünnet ile farzın arasında kalmış, onun için sünnete döner. Yok, kıyama kalktıysa farza girdi, daha sünnete dönmez. Onun için adam unutur da, imam bazen kalkar ikinin başında, unutur, kalkar üçüncüye, geriden Subhanallah derler. Bu yanlıştır. Niye? Subhanallah dese de o daha dönmez ki. Onlar da imama tabi olacaklar. Madem imam sünnetten farza geçti, onlar da sünneti terk eder, farza geçerler. وَقَدْ رَيْنَا biz gördük. Men bir kimseyi ki kâme kıyam etti مِنَ الْقُعُودِ الْآخِرِ son gazeden, sahiyen sehverici olduğu halde حَتَّ اسْتَتَمْلَ قَائِمٍ حَتَّى تَمَامِيلَ ayağı kalktı. اُمِرَ اَمْرُلُنُورِ bir رُجُعِي dönmekle اِلَى قُعُودِهِ قُعُودُنَا İmam unuttu, dördün başında oturmadı, beşe kalktı. Geriden cemaat nedir? Subhanallah! Yani dön. Dön derler, o adamın da dönmesi lazım. Niye dönmesi lazım? Şimdi bu İmam Ebu Hanife'nin meselesi. Eğer İmam-ı Tahavi'nin dediği gibi diyorsun, dediğiniz gibi ikinci kadede sünnet olsa, bu adam farza kalktı, binaenaleyh farza kalktığından sünnete dönmez, onda da yürür, beşinciyi de kılar. Halbuki yok, ona dönmesi lazım. Niye? Çünkü son kade farz. O beşinciye kalktı ki, beşinci namazdan da değil, ne sünnet ne farz olmayan bir rekete kalktı. Halbuki kadede oturmak farz, kadeye dönmesi lazım, farza dönmesi lazım. Ümre bir rücu'u ile kudiyye. Kalu dediler ki, فَمَا أُلْبِشَيْكِ يُؤْمَرُ بِالْرُّجُعِ اِلَيْهِ ona dönmekle emrolunur بَعْدَ الْقِيَامَنْهُ kıyam ettikten sonra فَالْفَرْضُ o farzdır. Evet. Bir şey ki ayağı kalktı. Dön. Buna dön dedikleri öyleyse farz ki dön diyorlar. Öyleyse ikinci kâdeden ayağı kalksa dön denilir ona. Niçin? Farz olduğundan öyleyse ikinci kâde farzdır diyor. Ve ma şöldür kâde ki la yu'meru bir rücu' ileyh ona rücu etmekle emrolunmaz. Zaten kıyamen hu anda kıyam ettikten sonra feleyse zâlike bir farzı o farz değildir. Birinci kâdede oturmadı, ikinci, üçüncüye kalktı. Emrolunur mu dün diye? Yok. Madem emrolunmadı öyleyse o da sünnettir. Onun daha kıyası daha kuvvetli. Ela tera sen görmez misin ki ennemen bir kimse ki kâme ayağı kalktı. Ve aleyhi secdetun min salati halbuki onun namazının secdelerinden bir secdeyi unuttu, yapmadı. Hatta istetem ve kâimen hatta tam ayağı kalksa. Secdenin birisini yapmış, birisini yapmamış yahut ikisini de yapmamış. Ümire emrolunur bir rücu'u ile neye ila mâ kâmenhu. O bir şey ki ondan kalktı yani secdeyi yapmamıştı, ayağı kalkmıştı. Ayağı kalktı, hatırına geldi yahut hatırlettiler. Secde duruyor, dönecek, o secdesini yapacak. لَاَنَّهُ قَامَ وَاَذَمْ قَبْتِهِ فَتَرَكَ فَرْضًا bir farzı terk etti. فَاُمِرَ اَمْرُولُنُرْ بِالْعَوْدِ اِلَيْهِ o farzı evdet etmekle emrolunur. Dön, farzını yap. وَكَذَٰلِكَ الْقُعُودُ الْأَخِيرِ işte son tahiyyatta böyledir, bu secde gibidir. Beşinci rekete kalktığı gibi, sen farzı terk ettin, dön, farzını yap denilir. Demma ümire vaktaki emrolundi ellezi şur bir kimse ki kâme anhu andan kıyam edildi bir rücu' ileyhi ona rücu' etmekle yani ol bir şey ki ondan kalktı ve ona da emrolundi ki dön denilen bu şey evet kâne zâlike işte bu oldu delilen delil oldu ki ennehu kâte-i ahire fardun farzı velev kâne gayre fardin farzın gayrisi olsaydı yani farz olmamış olsaydı İzen bu tekdirde lema ümire emrolunmazdı. Bir rücu ileyhi ona dönmekle emrolunmazdı. Kemalem yu'mer emrolunmadığı gibi bir rücu ileyhi kuvvetilevver. Birinci kadeye evdet etmekle emrolunmadığı gibi ona bunda da emrolunmazdı. Bu bir delil ama burada da bir sual-i mukaddere var. Sual nedir? Recep Fatren geldi mi? Sualı sor. Neyse, dön demek mi? Evet. Diyor ki birinci kadede emrolunur dün. İkincide dön diye emrolunmaz.
bunun da farz olduğunun delilini getiriyor. Burada bir sual mukaddere var. Kimin aklına gelirse söylesin. Doktor Kayıt Bey der ki bizim koca bir şey ders okuttuğu vakitte. Burada bir sual var derdi. Hemen bir ayağa kalkar elimi kaldırırdı. Ne diyorsun? O sual, soracağın suali söyleyecek yani. Neyi soracaksan, filan şeyi soracaksan. Keşfederdim ben bu derste şu sual mukaddere variz oldu. Bunu soracak. O daha müellim söylemeden soracağı suali söylerdim. E cevabı cevabını da verirdim diyor. İşte böyle zeki olmak lazım. Var. Şimdi burada suali mukaddere şu. Birinci kadeden üçüncüye kalktı, emrolundaki dön. Bu sünnet olduğuna delalet etti. İkinci kadeden kalktı beşinciye. Emrolunmadı. Emrolunuyor ki dön, değil mi? Bu da delalet ediyor ki farz. Sual-i mukaddere diyor ki hayır, o farz olduğundan dolayı değil. Namaz bitti. Neye yıkılacak? Öteki birinci tehiyyattan üçüncüye kalktı. Hala iki rekat daha var. Akşam namazı ise bir rekat daha var. Namaz bitti diyor. Yine öyle sünneti terk etti. Yahut da vacibi terk etti. Sevde secde lazım gelir. Buradaki sünnet vacip manasını. Bir secde ise lazım gelir. Namaz bitmedi. Fakat dördüncüden beşinciye kalktığı vakitte ona rücu ile emrolunuyor. O der ki kadenin farz olduğundan dolayı değil. Namaz bitti. Neyi yapılacak bu da? Yürüsün haydi. Neye yürüsün? Daha altı rekat, beş rekat namaz var mı ki yürüsün? Namaz tamam olduğundan dolayı emrediliyor dün. Bu sual-i mukaddere gelir mi gelmez mi? Gelir ya. O diyor ki beşincide emrolunuyor ki tehiyyata dün bu farz olduğuna delalet etti. İşte o da öteki adam itiraz eder ki hayır namaz bitti de onun için. Kadının farz olduğundan dolayı değil. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ لِلْآخَرِينَ. Bu Hanefiler hani bunu delil getirdi ya, onların aleyhine delildir. Lil ahari öteki yani hasimleri için. O da kendisi İmam Tahavi aharin, onlar aharinden oldu burada. Nedir? Ennehu innema ümire. Emrolundi ellezi şu bir kimse ki kâme minel ku'ud il evvel, ku'ud evvelden kaim olduğu vakit emrolundi. Hatta istetemme kaimen, hatta ayağı tamamıyla kalktı. Evet. O ne ile emrolundu? Bil mudiyyi fi kıyamihi. Kıyamında devam et. Dönme. Öyle emrolundu. Ve en la yerci ila ku'udihi. Kâdeye rücu etmemekle emrolundu. Lennehu kâme min ku'udin gayri farzin. Farz olmayan bir ku'udan kalktı. Fedehale dahil oldu fi kıyami farzin. Farz olan kıyama kalktı. Sünnetten farza gitti. Felem yu'mer emrolunmadı bir terkil farzi. Farzı terk etmekle emrolunmadı. Ve rücu ila gayril farz. Farz olmayan kuuda rücu etmekle emrolunmadı. Madem farza gitti, farza gitti. Öyleyse kade sünneti dönme denildi. Ve ümire bit temadi. Evet. Temadi yani uzatmakla emrolundu. Alel farz farza. Farzda temadi et, git. Neydi? Üçüncü rekat farz değil mi? Hatta yutimmehu. Hatta onu farz tamam eder. Onun için ona devam et denildi. Fekâne oldu. Lev kâme kaksaydı. Yani kuğud-i levvel. Kuğud-i evvelden, birinci tehiyyattan kaksaydı. Felem yestetinne kâimen. Fakat tam ayağı kalkmamış. Yarıda kalmış. Kâdeden kalkmış, kıyam da etmemiş. Ümire bil avdi ile kuğud. Kuğuda tekrar kâdeye dönmekle emrolunur idi. لَاَنَّهُ وَاَدَمْ مَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا. Madem ki tamamıyla kıyama erişmedi, فَلَمْ يَدْخُلْ ف۪ي فَرْضِ. Farza girmedi, arada kaldı. فَاُمِرَ بِالْعَوْدِ. Avdetle emrolundu. Neden? مِمَّا لَيْسَ بِسُنَّتِمْ. Sünnet olmayan veya farzın, farz olmayan bir şeyden dönmekle emrolundu. Kalkarken dizlerinin yarı buçuk yerden kalktı, tam da dizleri düzelmedi. Bu farz mıdır, sünnet midir? Bu aradaki iş. Ne farz ne sünnet? Farz ve sünnet olmayan bir şeyden dön, sünnete dön denilir. Denildi. Evet. İlel kuudu kuuda
dönmekle emredildi. Ellezî huve sünnetün, sünnet olan kuvvete. Ve kâne yu'meru emrunun bil avdi, avdet ile mimma aleyhise bi sünnetin ve la faridatin, sünnet ve farz olmayan bir şeyde dönmekle emrolunur ila ma huve sünnetün, sünnet olan bir şeye emrolunur. Ve yu'meru bil avdi mine sünneti, sünnetten de dön denilir ila ma huve faridatun, farz olan bir şeye. Birisi farz, birisi sünnet. Öyleyse sünneti farzı koydu da sünnete gitti. Sünneti terk et, farzı dön denilir. Ve kâne lezî kâme minel gu'ud ile khîr. Gu'ud-i ahirden kalkması oldu. Hattâ stetemme kâimen, hattâ tamam ayağı kalktı. Dâhilen, dâhil olmuş oldu. Lâ fî sünnetin ve lâ fî faridetin. Ne sünnete girmiş oldu ne farzı. Onun için sünnet olsa bile dön, farza dön denilir. Bu ise gördüğün beşinci reket, ne sünnet ne farz. Bu beşinci sünnet, beşinci rekete kalktığında sünnet ve farz değil, öyleyse gerisini geri dön denilir. وَكَدْ قَامَ مِنْ قُعُودٍ. Halbuki bir kuğuttan kalktı ki huve sünneti, o sünnettir. Yani ikinci kadeyi sünnet sayarsıksa. İkinci kade sünnettir. Bu beşinci reket ise ne sünnettir ne de farzdır. Öyleyse ona emir edildi ki sünnet ve farz olmayan bu beşinci reketten dön sünnete. O da nedir? Kade-i ahire. Fe ümire emrolundi bil avdi ileyhi, kade-i ahireyi avdet etmekle emredildi. Ve terk-i temadi, evet, devam etmek, devam etmenin terk-il emrolundi fîmâ leyse bir sünnetin ve la faride. Sünnet ve farz olmayan beşinci rekette devam etmekten nehyedildi, emredildi ki evdeti. Yani bu, ben dediğim namaz bitmiş manasını almadı da, bu da başka bir türlü cevap veriyor. Diyor ki, dördüncü rekat oturmaz da beşinciye kalkarsa, beşinci rekat ne sünnettir ne farz. Halbuki son tahiyyat oturmak sünnettir. Sünnet ve farz olmayan bir şeyde temadi edip devam etmek mi lazım, yoksa sünnete dönmek mi lazım? Sünnete dönmek lazım. Onun için onun emrolundu ki dön kadeye. Yoksa farz olduğundan dolayı değil. Halbuki öteki daha kuvvetliydi. Namaz bitmiş de emrolundu. Onu getirmedi de sünnet ve farz olmayan beşinci rekatten ise sünnet olan tahiyyata dön denildi. Yani yine kadeye ahire sünnettir dedi. Akşam namazında olursunuz. Akşam namazında da üç alırsan dört yerine fark etmez. Kema ümre nitekim emredildi. Ellezî kâme minel kuud ile evvel, kuud-i evvelden kıyam eden emrolunduğu gibi. Ellezî huve sünnetün, sünnet olan. Felem yestetimme kâimen, tam ayağa kalkmadı. Feyadkule fil farize, faraza dahil olan. Felem yestetimme kâimen, feyadkule fil farize, tamamıyla kâim olmadı ki farza dahil olan. Yani yarı yolda kaldı. Ne oturuyor, ne ayağa kalktı. Bu emrolunur. En yerceğim insan. Bundan döne. Niye? Farz ve sünnet olmayan bir şeyden sünnete döne. İşte bu da onun gibi. İlel gu'udi lezî ve sünnet. Sünnet olan gu'ude dönmekle emrolunur. Felehâzâ bunun için ümire emredildi. Ellezî şul bir kimse ki kâde kâme minel gu'udi lakîr. Kâde-i ahireden kıyam etti. Hattâ stetemme kâimen. Hattâ tam ayağa kalktı. Evet, bu emredilir. Bir rücu'u ileyhi kâde-i ahireye rücu etmekle emrolunur. Ne için? Çünkü sünnet ve farz olmayan bir şeyden sünnete dönmesi için. Eynen kâde-i uladan kalktı da tam ayağa kalkmadı, yarı yolda kaldı. Bu bunun gibidir. Sünnet ve farz olmayan bir şeyden sünnete dön. Bu da öyle. Sünnet ve farz olmayan beşinci reketten ise dön kâde'ye denilir. Bu buna benzer dedi İmam-ı Tahavi. La lima zehebe, yoksa şun için değil ki ona zahip oldu. La lima şun bir şey için değil ki zehebe zahip oldu. Yani el aharun ötekiler, yani Hanefiler. Hanefilerin dedikleri gibi farz da onun için dönülüyor. Beşinci rekat farz değil. Bu sünnet de değil. Öyleyse sizin dedik kıyasınız batıl olur. Farz ve sünnet. Sünnet olsaydı beşinci rekat derdik ki ha. Yahut da farz olsaydı, farz ikinci kadede farz, dön. Farzdan farza dön. Yahut sünnetten farza dön. Bu öyle değil. Beşinci reket ne sünnet ne farz. Ama kade-i ahirede oturmak sünnet. Onun için sünnet olmayan bir şeyden sünnete
rücula emrolundu. Bu izahatı verdikten sonra kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi diyor ki فَهَذَا هُوَ النَّزَرِ İşte bu son tefevud fiyas budur indena bizim indimizde fi هَذَا الْبَابِ Bu vabda fiyas benim dediğim gibidir لَا مَا قَالَ الْآخَرُ Ötekilerin dediği gibi değildir. Ne birinciler gibi ne de üçüncülerin dediği gibi değildir. Birinciler yani tehiyyat hiçbir şeyden saymadılar. Üçüncüler de son tehiyyatı farz saydılar. Onların dediği gibi değildir. Benim dediğim gibidir. Yani tehiyyatların ikisi de sünnettir. Kaide-i ahirede ona göre sünnettir. وَلَاكِنَّ اَبَا حَلِيْفَةَ وَاَبَا يُوسُفٍ وَمُحَمَّدًا رَحِمَهُمُ اللّٰهِ Bunların üçü zehebu fi zalik bir meselede zahip oldular. اِلَا قَوْلِ الَّذ۪ينَ Şu bir kimselerin kavline zahip oldular ki قَالُوا Onlar dediler اِنَّ الْقُعُودَ الْأَخِيرَ سُنْ قَعْدَ مِقْتَارَ التَّشَهُدِ Miktarı oturmak مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ Namazın sülbündendir, erkanındandır. لَاَنَّهُ ثَبَتَ بِالنَّصِ Nas ile sabit oldu. Kemal zekerine yukarıda zikrettiğimiz gibi hadislerde geldi ya لَا صَلَاةَ تَنَّ اِلَّا بِالتَّشَهُدِ İşte bunlar nas. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ Mütekaddiminin bazısı da hükmetti. Bima bir şeyle hükmettiler ki قَالُوا Bu eymeyi Hanefiye dediler. Min zalik bu meselede. Yani onlar da Hanefilerin dediği gibi dediler. O yola sahip oldular. Ulema-i mütekaddiminden bazıları yani onlardan evvel olanlar. Onlar kimmiş? Kema haddesena Bekir bin İdris. Nitekim Bekir bin İdris rivayet eyledi. Kale haddesena Adem. Kale haddesena Şubet ben Yunus anil Hasan fil racul. Bir adam hakkında İmam Hasan-ı Basri'den sordular ki yuhdisu ba'de ma rafa'a râsehu min ahir secde. Namazın son secdesinden sonra abdesti kaçtı. Bu adam hakkında ne dersin? Hasan-ı Basri radıyallahu anh'a sordular. Fekale dedi ki la yücüzihi ona kifayet etmez hatta yeteşehhede hatta teşehhüdü okumadıkça ev yegûde kadret teşehhüd yahut teşehhüd miktarı oturmadıkça Hasan-ı Basri Ebu Hanife'den evvel Ebu Yusuf'ten İmam Muhammed'den evvel baksana onlardan evvel olan Hasan-ı Basri'de böyle hükmetmiş. İmam-ı Hasan yalnız değil burada. İmam Ebu Yusuf ve sırf bunlar yalnız değil kendilerinden evvel Hasan-ı Basri de böyle demiş. Bir, haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Sa'id ibn Sâbitur Rüşeydi, Reşidiyyü, kâle haddesena Haybet ibn Şüreh, Ali ibn Şüreycin, kâle kâne Ata'un yakul. Ata ibn Yasar ki bu meşhur şey, Mekke'nin, Mekke imamlarından, Abdullah ibn Abbas'ın kölesi. Yekulu derdi ki اِذَا قَدَ الرَّجُلُ bir adam kada etti mi اَتَّشَهُدَ الْاَخِيُ son teşehhüdü kada etti mi فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ Bu kadar okuduktan sonra فَاَحْتَسَ abdestini bozulsa وَاِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهِ sağına soluna selam vermeden abdesti bozuldu. Fakat tehiyyattan bu muhtar okudu. اَتَّحَيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ Daha kelime-i şehadetleri de okumadı. Selam da vermedi. فَزَكَرَ كَلَامًا مَعْنَهُ Ya böyle dedi yahut da bu manada bir kelam söyledi. Evet. Fakat nazat salatuhu onun namazı gitti yani tamam oldu yürüdü namazı yürüdü evkale yahut da dedi ki fela yaudu ileyha onu iade etmez o namazı bir daha döndü namazı tamam oldu şu anda Hasan-ı Basri ve Ata bunlar da yine teşehhüdün farz olduğuna dahil olmuşlar vallahu teala